Ali Karahanoğlu, Sülün Osman, Sülün Osman, Sülün Osman. Bu adam değil miydi? Siyasi iktidar bize hak etmediğimiz parayı vermiyor, onun için metroları yapamıyoruz diyen. Bu adam değil miydi Cumhurbaşkanı imzalamıyor, onun için metrobüs alamıyoruz. Vatandaşın yolda kalması o sebepten diyen. Bu adam değil miydi engelleniyoruz. Kredisini bile bulduğumuz yatırım yapamıyoruz diyen. Evet bu adamdı. Peki aynı adam şimdi seçime bir buçuk ay kalan diyor? 100 bin engelli, şeyi çocuğu ve yoksulluk durumu bulunan öğrencilerimize 3 bin lira eğitim desteği vereceğiz. Öğrencilerin ulaşım zammını azaltalım denildiğinde itiraz eden adam diyor bunu. Bitti mi? Bitmedi. 10 yeni merkez daha açılacak. Ücretsiz mamografi ve ultrason çekimi hizmeti vereceğiz. Çam-Sakura-Başakşehir şehir hastanesinin metrosunu, boş boşverin metroyu, hastanenin kararını bile yapmayan adam söylüyor bunu. Bitti mi? Bitmedi. 0-2 yaş bebek sahibi yoksulluk sınırı altında olan ailelere bir paket bebek bezi ve bir kutu bebek maması karşılayacağız. 2019 seçimler öncesinde kimse işten çıkarmayacağız sözü verdiği halde koltuğa oturur oturulmaz 14.000 kişi işinden eden, Bu arada 1 yaşında bebekler olan anne babaların bile gözünün yaşına bakmadan kapının önüne koyan adam söylüyor bunu. Bitti mi? Bitmedi. 2 milyon beslenme paketi dağıtacağız. 5 yıllık başkanlık döneminde değil 2 milyon, 20 bin beslenme paketi dağıtmayan adam diyor bunu. Bitti mi? Bitmedi. Çocuk Oyun Dünyası projesi için karşınıza çıktık. 2 tane Büyük Çocuk Oyun Dünyası merkezi açacağız. Milik Gökçe'nin Ankara'da yaptığı dünyanın sayılı oyun eğlence merkezi olan Anka Parkı, kankası Mansur Yavaş, yüzümsüz yatırım, işletmeyi düşünmüyorum diyerek kurdalık haline dönüştürürken, kanka kazanıyoruz çaktırma paylaşımları yapan Ekrem İmamoğlu... Şimdi çocuk dünyası merkezini hem de iki tane birden yapacakmış. Bir tanesini ilk beş yılında yaptıysan iki tanesini de ikinci beş yılda yaparsın. Cevabın var mı Ekrem Bey? Tabii ki yok. Devam ediyor Sülün Osman'ın aldatmaları. Anne adaylarının beslenmesine katkıda bulunmak için 100 bin anne adayına gıda destek paketi dağıtacağız. 10 İBB çamışırhanesi kuracağız. İnanmamız için ilk 5 yılında 10 bin anne adayı gıda destek paketiyle iki tane İBB çamışırhaneyi hayata geçirdin mi? Hayır. Ama seçmeni aldatmak için şimdi bir çırpıda 100 bin gıda destek paketi 10 tane birden çamaşırhane. Devam ediyor Sülün Osman. Nakdi yardım 300 binden 2 milyonu geçti. Vatandaşa 6 kat fazla destek verdik. Sahtekarlığa bakın. 2019 yılı İBB gider tahmini 23.8 milyar TL. Gelir tahmini ise 20.6 milyar TL. 2024 gider tahmini ne kadar? 213.5 milyar TL. Gelir tahmini ise 178.5 milyar TL. Gider ne kadar artmış? Fazlası var ama gereksiz tartışmayı sevmem 9 katı. Gelir ne kadar artmış? 8 katı. Peki Sülün Osman 6 katı arttırdık derken aslında ne yapmış? Azaltmış. Ne dedik? Adam Sülün Osman'ı aratır dedik. Gerçekten aratıyor. Sülün Osman 600 bin haneye nakli destek vereceğiz diyor. Ben de soruyorum. Engellendiğini söyleyip metrobüs alamadığını açıklıyordun. Şimdi 600 bin haneye, yani İstanbul'un neredeyse üçte birine yıllık 10 bin lira pazar desteğini nasıl vereceksin? Verip vermediğini biz nasıl bileceğiz? Oysa şehir hastanesinin yolunu yaparsın, 16 milyon gözüyle görür. Metrobüsü alırsın, 16 milyon İstanbul'u yararlanır. Metroyu yaparsın, 16 milyon İstanbullu biner. Adamı hayatı palavra. 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde halk ekmek fiyatını neredeyse fırında satılan ekmek fiyatına yaklaştırmış kendisinden önce halk ekmek 75 kuruşa, fırın ekmeği 1.25'e satılırken şimdi fırın ekmeği 6 katı olmuş 7.5 TL. Ama beyefendi halk ekmek fiyatını 6 katı zamma ilaveten 50 kuruş daha eklemiş, 75 kuruştan 5 TL çıkarmış. Utanmadan 5 yılın sonunda yeniden seçilebilmek için emekli maaşıyla geçinen emeklilere günde bir ekmek ücretsiz verilecek vaadinde bulunabiliyor. Lütfen söyler misiniz? Sülün Osman sıfatını kazanmış olmasa bu adam 5 yıl belediye başkanlığının sonunda tekrar seçilemeyeceğini anlamasının akabinde şimdi şu vaadi niye yapar? İBB olarak eğitimine İstanbul'da devam eden 100 bin üniversiteli ise ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. Ücretsiz ulaşım boşver. Öğrenciye zamla biraz daha az tut diye AK Parti meclis üyeleri yalvardı. Beyefendi tınlamadı bile. Son vaadi de levazındaki engelli bireyler spor merkezini hızla tamamlamak. Merak ettim başka bir bilgi var mı bu spor merkeziyle ilgili? Emin olun 2017 yılında projesinin yapıldığına ilişkin bilgiden başka araba motorlarında tek bilgi yok. Ne bina inşaatı şu aşamada, şu kapasitede, şu teknik özellikte. 5 yılda bu spor merkeziyle ilgili tek bilgilik gelişmeye imza atamayan Ekrem Bey, şimdi ikinci 5 yılı alabilmek için vaatlerine bunu bekliyor. Bırakın kendisinden önce İBB başkanlarının her bir 5 yılda yaptığı spor merkezlerini, ilçe belediyelerinin yaptıklarına baksa, ikinci 5 yıla sarkıttığı vaatlerden utanacak da, sandıkların açılmasından 3 saat sonra seçimi Tayyip Erdoğan'ın önde götürdüğünü hemen herkes kabul ederken, televizyonlara çıkıp kazanıyoruz diyebilen adam da utanma olabilir mi?